8 Televizyon Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İlk haberimize başlayalım. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polisi Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Halk Günü ve Güvenlik Toplantısının Şubat ayı oturumu tamamlandı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Halk Günü ve Güvenlik Toplantısının Şubat ayı oturumu tamamlandı. 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki toplantıya çok sayıda mahalle muhtarı ve vatandaş katıldı. Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu vatandaşlara bilgi vererek yaptığı konuşmasında her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti. Kolcu, vatandaşları tek tek dinleyerek dertlerine derman olmaya gayret ettiklerini de sözlerine ekledi. Yapılan konuşmaların ardından katılımcıların sorunları dinlendi ve talepleri tek tek not edildi. Gönül ister ki buradan öyle sorular sorsunlar ki emniyet müdürünü sıkıştırsınlar. Emniyet müdürüne mesela bir dertlerini anlatırken çözüm odaklı olarak nasıl hareket ediyor bunu görsünler istiyorum. Paylaşımcılık da bizim asli temelimiz şu. Şimdi hanımefendinin birisi gelecek diyecek ki işte bizim burada diyecek fark yok. Belediye olsun. Biz diyeceğiz ki belediye başkanlığımızın mesela buradaki sorununu girip de biz belediye ya da herhangi bir kurumun ya da işte mesela Milli Eğitimini, Sağlık Müdürünü burada kötülemek ya da onları karlamak için konuşmuyoruz. Bizim derdimiz sizin dertlerinizi ilgili kurumlarla paylaşmaya bizde bir önemli yok. Asıl olan çözümü. Çözüm üretmek için mesela şimdi diyelim ki hanımefendinin güvenliği, çocukların okula giderken güvenliği, gecenin sokakta gezerken insanların rahatlığı, evinin mesela diyelim ki emin olması, işlerinden emin olması eğer bunlarsa bizim hep beraber paylaşıp hep beraber çözeceğimiz konudur. Gecenin köründe sabah namazına giderken yaşlı bir amcam mesela gittiğinde giderken rahatsız olmamalı. Evinden daha Bismillah çıktığı andan itibaren kendini hep güvende hissetmeli. Hanımefendinin birisi gecenin köründe sokakta rahatça gezebilmeli. Gezemezse ben kendimi ar etmeye başlıyorum. Ben kendimi utanıyorum. Ama ha diyeceksiniz ki her şey. Suç da var, ceza da var. İyi de var, kötü de var. Sorumlu işte mesela diyelim ki Fatsaç bütün müdürleri burada. Kurumlarımızdan sorumlu arkadaşlarına gelen var. Muhtarlarımız burada. Gönül istiyor ki değil mi? Çoluk çocuk genç herkes gelsin. Mahalle burada olan. Olsak da olmasak da 5 kişi de gelsin. 1 kişi de gelsin anlatacağım. Bu işi bozmayacağım. Ve bu derdi dertlendiysem bunu aynı şekilde paylaşacağım. Sadece onun üzerine bir raporlama yapıyor. Ha ama raporlamadan sonra işte diyorsun ki sen hemen niye bu düzenleme diyorsun? Hayır öyle olmuyor. O da onu ihaleye veriyor, onu mesela o projeye koyuyor, projede imar planında değişikliğine gidiyor, zamanı var, zemini var. Sadece bir anda hani elimizde bir şey yok. Bu Çifane Mahallesi, bir ilkokul, iki yüksekokul olmak üzere toplam üç okul. Bunlar eğitim kurumları ilgili. Geçiyoruz şimdi. Türkiye genel normal diyor, o boşa rahatsız etme durumu çok olabilir ama yer yer olabilir gelen bilgilerin şeyler ama bizim 155 dediğimiz polisiye asayişlik olan gelen bilgilerin 175'i genelde doğru. Bu da bizim memnunuz. Ama çocuk dediğim gibi kaza arıyor. Bazen biliyorsunuz yaralanan kaza var. 1 ekip, 2 ekip yetmiyor. 3-4 ekip gitmek zorunda kalıyorlar. Önceliği oradaki canların kurtarılması. Sadece İl Sağlığı'nın 112'nin afadına adamları çalışmıyoruz. Biz hep beraber çalışıyoruz. Bazen büyük kaza arıyor. Belediyenin itfaiyesine tutuyoruz. Hep biz gidiyoruz oraya. Jandarma, polis hep beraber gidiyoruz. 80 kişi oradaki insanlara 3 kişi, 4 kişi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah rahmet eylesin Van'daki o çığ gördünüz. 3-5 tane belki de garibim mesela kurtarmaya çalışırken kaç tane orada Allah rahmet eylesin şehit çıktı. Çığ altında kaldılar. Bu iş böyle ama hayatın çünkü niye başkaları yaşasın, başkaları mutlu olsun diye çaba sarkmak zorunda olanlar olacak. Allah şifa versin. Lambalarda bu kurtuluş şekilleri sonuncu babana çıkarken o lambalarda böyle sulu kar yağıyordu. Böyle ufak çocuklar lambaların dibine oturtmuşlar, dilendiriyorlar. Çocuk evet, onunla ilgili anladım. Onunla ilgili çalışıyoruz. Sizi evet. Her gün topluyoruz, her gün konulara basıyoruz. İdari ceza kestiklerimiz var ailesindeki ama ondan sonra çocuk iki konuya dağıtlar yap. Peşine koşarsak çocuk nereye kaçacak? Yola. Çocuğa bir şey olduktan sonra ben onu örnek şey yapmışım, bir emniyeti var mı? Kontrol. Biliyoruz onları, toplamaya çalışıyoruz. Biraz bir gizlediğimiz zaman yok. O konu hep devam ediyor. Gidin diyor, kültür parkta diyor, akşam saat 23'te 1 arası uygulama yap. Emir anlaşıldı diyor, 4 tane ekip birden başlıyorlar. O anda siz de sanıyorsunuz ki parkta yani kültür değil de buradaki şu kenarlı küçük park olur. 2-3 araba birden gelince, çakarlar, bakarlar gelince siz sanıyorsunuz ki olay yok. Aslında olay yok. Sadece genel o dediğimiz acil uygulama, şok uygulama dediğimiz uygulamaya başlayınca
Orada ekip önüne gelen gence soru soruyor. Yaşarken işte muhtarı görüyor, muhtarı soruyor. Muhtar diyor, valla ben mahallenin muhtarıyım diyor. Onun için bakayım diyor. Ondan sonra tamam diyor. Muhtar olduğunu atlasan sağ ol muhtarım diye valla diyor. Tanıyorsa selam veriyor. O abi ne yapıyorsun falan diyor. Tanımazsa bir şey diyor ki, ya biz bir tanesi geliyor, biz terörist miyiz? Yok diyor, işiniz gücünüz yok, suçlara koşun, bizle ne uğraşıyorsunuz diyor. Hep böyle şeylerle geçiştiriyoruz ama şunu bilin. Aslında sizin için uygulama yapıyoruz. Hani nasip oldu, arkadaşları şeye geldim. Onlar ziyarete geldi, burada evet, nasip oldu. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nde, sepetin oradaki ana caddede, yani trafikle ilgili, oraya kamera takıldı ama lamba konulmasını istiyorum. Çünkü öğrenci saatlerinde insanlar işe gidiyor, çok acil gidiyorlar, çocuklar da giriş oluyor. O yüzden benim çocuklarımın üçü de okula gittiği için Allah başlasın. O yönden yani bir o. Ikincisi, şimdi trafikçi onun hata. Anlatın ben dinliyorum. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir de şey istiyorum. Poliklinik istiyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten 30 seneye yakın Aksaray'dayım. Yabancıyım, Ankaralıyım. Ama yani gerçekten bir idareci olaraktan tek sizi gördüm. Nasıl? Yok yok, ben burada gerçekten ben de bir idarecilik yaptım ama belediye başkanımız da geldi ama belediye başkanımız şu anda yok. İşi var. Bak ilde. Olsun. Ama bak, işi de olsa dahi şu anda sizde. Pardon, özür dilerim. Şimdi her şeyden önce bir doğal olmuşsunuz. Doğal oluşunuzu çok memnun oldum, çok sevdim. Gerçekten halkın içindesiniz. Bugün evet, sanayide de karşılaştık sizin. Işte, hayır, bugün sanayide de karşılaştık sizin. İyi biliyorum, tamam. Sıkı bir toka yaptık hatta hatırlarsanız. Biliyorum, ben hiçbir şey unutmuyorum. Rahat aynen, maşallah. Adil Bey, ben hiçbir şey unutmuyorum. Ahmet. Ahmet, Adil, pardon. Adil Bey, sonuna kadar bilir, tamam. Buradaki isteklerim, ben Küçük Böcek Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Ben daha önce Kültür Partisi Üniversitesi'nin idareciliğinin müdürlüğünü yaptım. Halkın istediklerini, benden çok istekleri vardı. Ben idareci olaraktan dediğimde düğün salonları. Halkın tek istediği belediyemizin bir düğün salonu açılmasını. Bunu biz muhtarımızla da paylaştık. Belediyemize yazılı dilekçelerle ilettik. Ama bu gerçekten müthiş bir rayiş bedelleri var düğün salonlarımızın. Bu düğün salonlarının önüne geçilmesi, halka bir hizmet verilmesini istiyorum. Şimdi o zaman anladım ben, konuyu anladım da. Şimdi Ahmet Bey, o zaman bunları zaten ileteceğiz, tekrar döneceğiz, tekrar geri dönüş yapacağız. İkincisi, bu Suriyeli dediğimiz vatandaş kardeşlerimizin de trafik lambalarında aşırı derece mendil ve para toplama olayları var. Bunların da biraz da önüne onların geçilmesi. Onların bazıları Suriyeli bu aslında köşü yani, değil, onu da bizim kendi evlatlarımız var. Yani evet. Rumuz, sağlık. Eski devlet hastanesi. Sağlık hocam. Evet, devlet hastanesinin orada oturduğumuz için biz şu an çok mağduruz. Gideceğimiz zaman gidemiyoruz. Herkesin arabası olmuyor. Özür dilerim. Hastane ulaşım noktası ile ilgili araç konusunda yaşanan sıkıntıyı söylüyorsunuz o zaman. Biz Sempolik'e oraya Sempolik'e gidiyoruz. Evet. Tamam, o zaman o ayrı, diğeri ayrı. Çünkü. Bir de park yani, istiyoruz. Devlet orada var. Tamam, ama şu anda... Gittik belediye başkanı. Gittik. Orasına da gittik. Mimar Sinan. Mimar Sinan'da hangi okul? Mimar Sinan okul. Ve de ikisinin arasında, iki okulun arasında tamam, evet, kamyon ve tırlar geliyor oraya. Park ediyorlar, evet, rahat yere geliyorlar. En büyük soru da olur. Benim evin önünde karşılığında şey var, tır geliyor. Çocuk oradan gelip geçiyor. Anladım, hayır. Trafikçiler zaten, bak orada şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Çocuklar evet, bunların hepsi toplam. Notlar aldılar, bir, ikisi yanlış anıma. Evladım, önce ikaz ediyorsunuz. Kendi araçları dahil olmak üzere. Park yeri haricinde tüm manevrası herkesi kazıdın sana, ona cezasını yazın. Ben uyardım birisi. Ama bak, birisi uyardım. Senin aracılığı ceza yazılırsa sonra kırma bak. Ben birisini uyardım. Diyor ki ben bu kamyonumu nereye koyayım? Ben 3 gün, 5 gün... Sen polime girme. Ben gelin yaptıracağım diyorum. Benim sorunum E-Forum'un yanındaki alt geçit. Orada trafiği rahatlatmak için yapıldı sanırım. Ben öyle anlıyorum vatandaş olarak. Orada radar yok. Ha, onu orada işte radar. Onu aydınlatırsanız. 1985 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde şehit düşen komando onbaşı Ertan Özen'in annesine ve ablasına yapılan saygısızlık pes dedirdi. Şehit ailelerine ücretsiz yemek tabelasını görünce şehit annesi ve ablası lokantaya girdi ve garsona İskender siparişi verdiler. Ve şehit ailesi olduklarını söylediler. Garson da bu durumu patrona anlattı. Patronun verdiği cevapsa şehit ailelerine sadece tavuk döner ücretsiz. İsminizi alabilir miyim? Mehtap Özan. Şehidinizle yakınlık dereceniz? Ablası oluyorum şehidin. Kaç yılında şehit oldu? 1985 yılında. İsmi ve şehit olduğu yer? Ertan Özan, Ardahan Göle'de şehit oldu. Rütbesi neydi? Komando, onbaşı, çavuş, öyle bir şey. Sanırım başınıza bir olay geçmiş, üzücü bir olay. Evet.
Şimdi camda gördüm ben şehit ailelerine ücretsiz diye. Oraya girdim. Girdiğimde işte çalışan görevli sordu bana ne alırsınız diye. Ben de dedim İskender alalım dedi. Sonra gitti patronuyla görüştü. Şehit aileleri için sadece tavuk döner verebileceklerini söylediler. Ben de dedim ki benim düşüncem dedim niye böyle bir karar aldınız? Şehit ailesi her şeyin en iyisine layık. Onun için dedim İskender almak istiyorum dedim. Onlar da sadece tavuk dürüm verebileceklerini söylediler. Ben de farkını ödedim. İstediğimi aldım. Kendi ceplerinden ödedikleri için fazla pahalı olanı veremiyorlarmış. O şekilde açıkladılar. Ben de dedim o zaman cama yazıp belirtmeniz gerekiyordu dedim. Şehit ailelerini kullanarak neden böyle bir şey yapıyorsunuz dedim. O da işte kendileri ceplerinden ödedikleri için ağır olduğunu söylediler. Sadece tek çeşit verdiklerini söylediler. Öylece... Tabelada böyle bir şey belirtmişler mi? Sadece tavuk dürüm yiyebilir diye. Hayır. Şehit ailelerine ücretsizdir. Şimdi biz bunu zaman zaman böyle bir tarihsizlikleri yaşıyoruz. Hep şunu söylüyorum. Şehit ailelerine öncelikle tüm şehitlerimize rahmetle minnettanıyorum. Azilerimize Rabbinden acil şifalar diliyorum. Doğru söylüyor Mehtap Hanım. 90 yaşında şehit annesiyle orada gerçekten yaşıyor. Bir yemek yiyelim diyor. İşte orada o manzara hakikaten sıkıntılı bir durum. Çünkü orada belirtsen desen ki şunu vereceğiz. Aile ona göre ister. Orada fark ödemesi filan. Sadece kullanılmaktan ibaret bizim şehit yakınlarımız. Bu üzücü. Kullanmayın. Ben onu diyorum. Kullanmayın. Ya bir şey de vermeyin. Camlara da bir şey asmayın. Tabelalara da asmayın. Biz bu kadar şey değiliz. Yani mağdur değiliz. Dişirici değiliz. Onu buraya gidip de biz şunu istiyoruz. Şehit ailesi onurlu insanlar. Böyle bir şey istemezler. Kullanmayın istiyor. Toplum olaraktan bizim de burada acılar yaşıyoruz. Şehitler veriyoruz. Bu vatan bu bayrak için. Eğer benim şehit ailem orada bunu yaşamışsa bu bir zuldür. Gerçekten kardeşim o yazıyı oraya asmayın. Ben kişilerle bir işim yok. Kişilerle hiçbir derdim yok. Sadece toplumda böyle genelde şeyler okuyoruz. İşte şehit ailesine şu bedava bu bedava varıldığı zaman yok işte biraz önce anlattığı gibi Mehtap Hanım'ın 90 yaşında annesiyle orada gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Ben tanımıyorum da şahsı. Şahısları da tanımıyorum. Mehtap Hanım da tanımaz. Aynen. Ya bu yaşandığı için bunu belirtmek istiyorum. Ben bunu paylaşmak istedim. Kimseye biz varıp şunu bunu ver demiyoruz demeyiz de. Devletimiz yanımızda bizim. Ama şehit ailesine işte biz yardımcı olalım şunu yap istemiyoruz. Bak böyle de yapmayın. Yardımınızı da istemiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Bizimle de uğraşmayın. Allah rızası için vatan bayrak namus uğruna şehit olan o kardeşlerimiz canlarını seve seve veren o aziz şehitlerimizin emanetlerine, onlara şehitlerimize nasıl ilgi gösteriyorsanız, geldiği günü, zaten birkaç günlük de, daha sonra bu ailelere de ilgi göstermek zorundayız toplum olaraktan. Onlar bir şey beklemiyor, onlar can verdi, onlar canından bir parça verdiler. Bu anlamda biraz toplumun duyarlı olmasını istiyorum. Hiçbir şehit ailemin acısını, bu tür şeyler, zerserişlerini duymak istemiyoruz. Gerçekten birileri diyor ya, niye bunu arkadaş şeyde konuşuyor, biz bunu defalarca konuşuyoruz. Yapmayın bunu, kullanmayın bizi. Onlar aziz şehitlerimizin emanetleri, topluma duyarlı olmalarını davet ediyorum ve teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Karşı Gençlik ve Spor Bakanı'nı ziyarette bulundu. Aksaray'a uluslararası statülere uygun stadyum yapılması için bir öneride bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, beraberinde MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'le Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Aksaray ve Yozgat'a faydalı olabilecek çalışmalar ve projeler hakkında görüşme yapan iki vekil, spor camiasını yakından ilgilendiren proje için bir istekte bulundu.
Milletvekili Kaşlı, partisinin Aksaray'a yapılmasını talep ettiği en az 15 bin kapasiteli uluslararası statüde futbol stadyumu projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi hakkında görüşme gerçekleştirdi. Anadolu Mektebi, Aksaray Okuma Grubu tarafından hazırlanan hikayemizin yarım asırlık yerli sesi Mustafa Kutlu panel programı Vali Alimant'ı, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı Profesör Doktor Sami Güçlü, Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Cem Elibol ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Geleceğin Büyük Türkiye'sine en büyük katkıyı sunacak olan gençliktir. Anadolu Mektebi yazar okumaları yerli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş bir gençliğin yetişmesi noktasında çok nitelikli bir çalışmayı ortaya koymaktadır. Bu gruplara dahil olan öğrenciler hem belirlenen kitapları okuyorlar, hem elde ettikleri birikimleri yazıya döküyorlar, hem de ortaya çıkardıkları metinleri topluluk karşısında sunma fırsatı elde ediyorlar. Bu masada oturanlar açısından bir görünüşü var. Öğrenciler açısından bir görünüşü var. Anadolu Mektebi'nin mensubu olup bu masada olmak için belki gayret etmiş, düşünmüş, yarışmış ama olamamış Anadolu Mektebi öğrencileri açısından bir görünüşü var. Veliler açısından bir görünüşü var. Bir de benim açımdan görünüşü var. Ben kendi açımdan gördüğümü söyleyeceğim. Anadolu Mektebi Aksaray'da 10 seneye yaklaştı. Sami hocamızdan önce Anadolu Mektebi formatında değil ama okuma, öğrencilere ulaşma anlamında kıymetli bir valimiz Orhan Alimoğlu başlattı. O ilimizden ayrılacağı sırada konuya Sami Güçlü hocamın disiplini, ilgisi, dikkatiyle Anadolu Mektebi Okuma Grubu henüz o ismi almamıştı. Okuma grubuydu sadece. Bir level üste çıktı. O günden beri devam ediyoruz. Zannediyorum Anadolu Mektebi'nden gelmiş geçmiş öğrenci sayısı 1000'i geçmiştir. Ayşe burada belki 2000'e yaklaşmıştır. Burada biz ne yapıyoruz? Okumadan filan çok bahsedildi. İnsan bütün diğer canlılardan farklı olarak sadece insan öğrenir. Diğer canlıların hepsi uzviyetlerine işlenmiş olarak doğarlar. Ama insan yani yumurtadan çıktığında civciv uçmayı öğrenir. O bilir, o hemen uçar. İşte koyun kuzular, kuzu hemen birkaç dakika içinde ayağa kalkar, annesi temizler onu. Annesi gibi davranmayı bilir çünkü öyle işlenmiş olarak Cenab-ı Hak ona her şeyi öğretmiştir, o şekilde yapar. Ama insan konuşmayı, oturmayı, yürümeyi, yemeyi, içmeyi, ihtiyacını gidermeyi, giyinmeyi, her şeyi öğrenir. Onun için insan öğrenerek insan olur. Öğrenmenin de en rafine yolu, en güzel yolu, birincisi anne babamızsa ikincisi okumaktır kağıtlarda. Yani bir birbirimizden öğreniriz, insan insandan öğrenir, bir de kağıtlara bırakılandan öğrenir. Önce bir gaye ile bu imtihan dünyasına gönderilmiştir. Bu da yazarımızda güçlü bir ahiret inancı olduğunun göstergesidir. Esasen toprağa dönmek, bu dünyanın insanı ayartan, yoldan çıkaran, gösteriş ve aldatmasını elinin tersiyle iterek ulvi bir kimliğe bürünmektir. Peki kazancımız ne olacak? Bu soru doğru. Çünkü çağın çocuğusunuz. El cevap, kapitalizmin zulmünü, pisliğini, servetini, konforunu anlatacak bir kitap. Yüzünü buruşturuyor ve şöyle diyor. Olmaz, feasible değil. Toprağa dönüşün ilk adımı
bu zihniyeti yaklaşımı terk edip, aza kanaat edip, bozkırı yeşertmektedir. Toprak, dinimizce kutsaldır. İnsanla topraktan yaratılmıştır. Bunun için toprağa dönmek, insanın manevi dünyasına dönüşü olarak da algılanabilir. Bakan yüzü de ele alınmalıdır. Örneğin ekonomi. Ekonomide de toprağın önemi büyüktür. Karın yağdığını görünce, kar tutan toprağı anlayacaksın diye başlayan şiir. Cep telefonundan okuma yok. Efendim, Aksaray bizim Anadolu Mektebi'nin adeta rüştünü ispat ettiği, başka şehirlere örnek olduğu, çok sayıda insanın emek verdiği, bugünkü belediye başkanımız bugün aramızda yok ama ondan geriye doğru giderek Haluk Bey ve Nevzat Bey dahil olmak üzere ve o dönemler içerisinde görev yapan valilerimiz, onun halim olan dev olarak şimdiki valimiz Sayın Halim Mantı'ya gelinceye kadar herkesin emeği var. Cengiz Bey'in daha çok olmak üzere. Ve İl Milli Eğitim Müdürü ile onun yardımcılarının ekibinin ve Anadolu Mektebi'nin öğrencisi olarak başlayıp yürütücüsü olarak devam eden sorumluluk olan Ayşe Karaman'a huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Sadece biri iki devam ediyormuş. Diğerleri daha ilk senesi işte ilk yazarı okumuşlar, bir konu hazırlamışlar. İkinci yazarı okuyorlardır şu anda ama başladı. Ve bugün hepimizin izlediği, gördüğü manzara, yani bu bir yazarı okumakla böyle bir gelişme nasıl olabilir? Bunun izahını ve bunun ikna ediciliği tarafını açıklayabiliriz. Ama bunun bir kültürel iklimden ve etkilendiğini söyleyerek belki bir parça izah edebiliriz. Çünkü Cengiz Bey 10 dedi ama biraz fazla söyledi. Yani 7 yıldır çalışıyor bu şehir. 7 yıl. Bu 7 yıllık süre içerisinde bu öğrencilerimize büyüklerinden bir şeyler intikal ediyor. Ve bir taraftan da bu okumalarla bunları birleştirince böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Üç kavram üzerinde durmak istiyorum. Birincisi adalet, ikincisi barış, üçüncüsü kalite. Adalet için hukuk gerekli. Hukuka uymayan yasa suç aletidir. Bugün dünyada milyonlarca, belki milyarlarca yasa var ama bu yasalarla düzeni sağlayamıyoruz. Onun için çıkardığımız yasalar hak ve hukuka, adalete uygun olması lazım. Geleceğimiz için de bu elzem ve şart. İkincisi barış. Aklımızla vicdanımızın, insanlarla insanların, insanla fıtratın barışması lazım. Eğer fikirler serbest ortamda, barışçıl bir ortamda tartışılamazsa bizleri çok büyük felaketler bekliyor. Üçüncüsü de ne işi yaparsak yapalım, kaliteli yapalım. Kalite bir ahlak felsefesidir. Kalite tesadüfi olarak elde edilmez. Kaliteli insanlar yukarı doğru yükselir, kalitesiz insanlar aşağı doğru alçalır. Kaliteyi yükseltmemiz lazım. Bu Anadolu Mektebi'nin, inanıyorum ve ümit ediyorum ki ülkemizin bu saydığım çok temel değerler var ama üç temel değerine büyük katkıda bulunacağına inanıyorum. Perşembe semt pazarına satışa giren esnaf, çamurlu pazarın müşteriye etkilediğini ve bunun da kazançlarına kötü bir etki yaptığını söyledi.
birer kart. Kaç yıldır pazarcılık yapıyorsunuz? 35 senedir yapıyoruz. Her pazara gidiyorsunuz değil mi? Her pazara gideriz. Peki hepsi böyle mi? Çamurlar içinde mi? Hayır abla, biz haline pazar pazarı, çarşamba pazarı, gerisi hep çamur. Zorlanıyor musunuz peki? Zorlanıyoruz abla, evet. Bir başvuruda falan bulundunuz mu düzeltilmesi için? Bulunduk abla da belediye çalışmıyor ki. Biz pazarcıyla ilgilenmiyorlar ki direktörüsü. Pazarcı demek, kar alıyor demek. Sıcak sıcak o koltukta oturuyorlar, kalemi yazıyorlar. Allah razı olsun imza geldi mi atıyorlar. İstediklerinde çay içiyorlar, istemese iş yapmıyorlar. Pazara gelip de hiçbir kontrol yok. Allah soğuk aşkına. Ve çamur etkiliyor mu müşteriyi? Etkilemez olur mu abla ya? Bir sürü ödemelerimiz var. Bankalar ödüyor. Mesela iş olmuyor. Yağmur desem diz boyu, kar desem diz boyu. Aksaray Adana Karayolu'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüje devrildi. Kaza saat 8 sıralarında Aksaray Adana Karayolu'nun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adana'dan Aksaray istikametine seyreden 39 yaşındaki Ahmet E. idaresindeki 47 plakalı tır, kar nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada sürücü ve tırda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Sürücü ve ön koltukta bulunan hamile olduğu belirtilen 32 yaşındaki Habibe de kabinde sıkıştı. Diğer sürücüler tarafından haber verilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen kurtarma ekipleri sürücü ve hamile kadını sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü, hamile kadın ve tırda bulunan 3 kişi Aksaray Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Habibe D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İleri sürüş teknikleri uzmanı Mehmet Kestek karlı havalarda sürüş teknikleri hakkında bazı bilgiler verdi. Sevgili seyirciler, tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de son bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik kazalarında bir artış gözleniyor. İleri sürüş teknikleri uzmanı Mehmet Kestek'in yanındayız. Böyle karlı ve buzlu havalarda nasıl araç kullanmalıyız, araç bakımlarında neye dikkat etmeliyiz uzmanımızdan öğreneceğiz. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi malumunuz kış mevsimine girdik ve bu kış mevsiminde insanlar kaza oranlarına daha yüksek oran yaşıyorlar. Bunun olmaması için tedbirlerin alınması gerekiyor. Öncelikle aracımızı kış şartlarına uyarlamalıyız. Malumunuz kış şartları gelmeden önce aracımızın kış lastiklerini, çekicisini, çekme halatlarını, zincirlerini araçlarımıza muhafaza etmeliyiz. Sonrasında bu güvenli araçlarla birlikte yoğun kar yağışlarında, buzlanmalarda önümüzdeki aracı takip mesafesini çok uzak tutmalıyız. Normal şartlardan daha fazla takip mesafesiyle gitmeliyiz. Sonrasında kavşaklara, ışıklara, virajlara yaklaşırken çok daha önce süratimizi azaltmalıyız. Yani kısaca özetleyecek olursak, kış şartlarında, yaz şartlarından biraz daha fazla aracımızı yavaşlatarak sürmeliyiz. Frenlemeyi çok fazla kullanmamalıyız. Çünkü malumunuz lastiklerimiz kış şartlarına uyarlanmış olsa da buzlanmada çok bir faydasını göremeyiz. O yüzden yavaş giderek bu önümüze çıkacak kazaları, problemleri daha erken önlemiş olabiliriz. Aksaray'da tamirciden çalınan minibüs, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda başka bir köyde bulundu.
Olay Aksaray Otosanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 gün önce 66 plakalı minibüsüyle kaza yapan 38 yaşındaki Mustafa Konuk, kazanın ardından minibüsünü yaptırmak için sanayide bir tamirciye bıraktı. 4 gün sonra tamirciye minibüsünü sormak için giden Mustafa Konuk, minibüsünün tamircide olmadığını gördü. Tamirciyle görüşen Konuk, yapılan görüşmelerde minibüsünün çalındığını tespit etti. Konuk durumu hemen polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek olayla ilgili araştırma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri minibüsün bir çekiciyle çekilerek götürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine çekici ve sürücüsüne ulaşan polis ekipleri bir kişinin aracı satın aldığını söyleyerek minibüsü Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya Köyü'ne götürdüğünü öğrendi. Çalışmalarını sürdüren ekipler Kızılkaya Köyü'ne giderek Cihan S. isimli vatandaşın evinin önünde minibüsü buldu. Cihan S. ile görüşen polis ekipleri Cihan S.'nin minibüsü Gökhan D.'den para karşılığı aldığını tespit etti. Bunun üzerine olayla ilgili incelemesini sürdüren ekipler Cihan S. ile birlikte Gökhan D. isimli şahsı gözaltına aldı. Yapılan inceleme ve alınan ifadelerin ardından Cihan S. serbest bırakılırken Gökhan D. hakkında düzenlenen tahkikat dosyası savcılığa sevk edildi. Darp, silahla tehdit, yağma ve zorla alıkoyma şüphelisi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksaray Selçuklu Mahallesi'nde müşteki AS'nin darp edilerek silah tehdidiyle zorla senet imzalattırılması, para ve cep telefonunun yağma edilmesi, elleri ayakları bağlanmak suretiyle alıkonulması olayla ilgili olarak Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olarak tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında darp edilen kişiye ait cep telefonu, şüphelilere ait olayın meydana geldiği ikamette yapılan aramada yine darp edilen kişiye ait cüzdan, 2 adet metal kelepçe kutusu ve biber gazı elde edildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde adli işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar 12 Şubat 2020 günü adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2 kişi denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı. 3 kişi ise tutuklanarak Aksaray Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Aksaray'da bugün hava biraz güneşliydi ikindiye doğru ama yüksek kesimlerde kar halen etkisini göstermeye devam ediyor. Aksaray'da günlerdir devam eden kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde yeniden kendini gösteren kar, kenti beyaz bir örtüye bürüdü. Soğuk havaların da etkisini sürdürdüğü kentte hava sıcaklıklarının sıfırın altında olması çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Çocuklar ve vatandaş karın tadını çıkardı. Sabaha beyaz örtüyle uyanan araç sürücüleri de trafikte zaman zaman zorluklar yaşadı. Bültenimize son aldırmadan önce kısa bir reklam arası verelim. Prefabrik yapı sektörünün öncüsü Steelhouse'la hayalinizdeki eve hemen kavuşun.
Bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.